Herkese selam, Serdar Başkan ben. Arkadaşlar çok acayip bir restorasyon videosuyla karşınızdayım. Bu videoda restorasyondan kar elde etmeye çalışacağım. Daha doğrusu restore ettiğim bu balyozdan kar elde etmeye çalışacağım, para kazanmaya çalışacağım. Yaklaşık 5 kiloluk 40 liraya aldığım bir balyoz başı. Bayağı hasarlı, aşırı derecede de paslı. Bunu güzelce işleyeceğim. Yapmaya çalıştığım şey şu olacak. Thor'un meşhur baltası. Güzelce tesviye edeceğim. İçinden o parlak metali çıkaracağım. Daha sonra kenarlarını, köşelerini işleyeceğim. Sap yapacağım. Şimdi tesviye işine başlayalım. Arkadaşlar ben bunu kendi imkanlarımla yapamadım. Çünkü bendeki makineler küçük, ağızları yeterince iyi aşındırmıyor. Bir tane frezeci buldum. Şimdi oraya gideceğim. Metal freze yapan bir makinesi var. Oraya gideceğim ve balyozun bütün yüzeylerini eşit bir şekilde frezeden geçireceğiz. Ve her taraf dümdüz olacak, pasparlak olacak. Tornacıdan geldim. Gördüğünüz gibi buralar pasparlak ama profilleri çektirmedim özellikle. Hem çok fazla tutacaktı, maliyet yükselecekti. Hem de kendim yapmak istedim. Bana dair de bir şeyler olması gerekiyor bu baltada tabii ki. Şimdi çeşitli şekillerde bu köşeleri tesviye edeceğim. Ve buralar altıgen şeklinde gelecek. Biliyorsunuz o Mjolnir'in kendi şeyi var, kendi özgü bir şekli var. O hale getireceğim. Başlıyorum. Uzun bir süreç olacak.
Evet, sonunda çekici bitirdik. Gerçekten çok zorlu bir süreç oldu benim için. Günlerimi aldı. Bayağı da bir para verdim. Yaklaşık bu şeyin çekicin kendi hurda parasını saymıyorum. Yaklaşık 300-400 liralık bir masrafım oldu. Bunu 1000 liradan koymak istiyordum ama 1000 lira biraz fazla gelebilir şu ortamda diye. 750 liraya koyacağım bunu. Önemli olan sembolik de olsa bir kar elde edebilmek. Neler yaptık? Bu inanılmaz paslıydı. Hemen ilk halinin resmini bir görelim şurada yan tarafta. Bu ilk hali acayip derecede paslıydı. Öncelikle kendim bunu perdahlamaya çalıştım, düzeltmeye çalıştım ama imkansız olduğunu keşfettim. Tornacıya gittim. Tornacıda ilk olarak
üzerindeki fazlalıkları aldık ve bunu bir dikdörtgen prizma haline getirdik. Daha sonra kenarlarını bu şekilde nasıl diyeyim kırdık, altıgen hale getirdik. Ondan sonra tepesine böyle bir kapak yaptık. Şöyle onu da göstereyim. Sap yaptık. Sapına da yıldırım detayları verdik arkadaşlar. Sonuçta bu torun çekici ve tor da bu çekişte yıldırım mıldırım bir şeyler yapıyor. Şöyle göstereyim. İnanılmaz ağır. Tek elimle taşımakta zorlanıyorum. Burasına deri sardık. Normalde burada da bir deri var ama ben buraları delmek istemedim. Evet, şimdi bunu 750 liradan ilana koyacağım. Bakalım alacak kimse çıkacak mı? Çok merak ediyorum. Ben de sizin kadar merak ediyorum. Bakalım ne olacak? Evet arkadaşlar, Mjolnir'i ilana koydum, Letgo'ya koydum, 750 lirada fiyat verdim. Bakalım satılacak mı? Satılırsa Instagram'dan duyuracağım zaten. İlanın linkini aşağı videonun açıklama kısmına da bırakıyorum. Belki görmek istersiniz ilanı ya da almak istersiniz. Pazarlık payı bir miktar var ama çok uğraştım gerçekten bunu. Pek de satmak istemiyorum bu saatten sonra, öyle söyleyeyim. Gerçekten çok güzel oldu. Yani bunu bir dekoratif obje olarak ofisimde bulundurmak beni çok mutlu edecek. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım yaptığım şeyi de beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kanala abone değilseniz abone de olun lütfen. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.